Lütfen dikkat. Türk Hava Yolları'nın TK 302 seferiyle İzmir'e gidecek yolcuların uçağa binmeleri rica olunur. Attention please. Turkish Airlines passengers on flight TK 302 to İzmir are kindly requested to board the aircraft. Kemerlerinizi bağlayınız. Sigara içmeyiniz ve koltuk arkalarını dik tutunuz. Ladies and gentlemen, please make sure that your seat belt is fastened and don't smoke. Thank you. Teşekkür ederim. Hayırlı yolculuklar. Size de. Ünlü ressam Fikret Arda son resimlerini İzmir'de sergileyecek. Odanız hazır. Teşekkür ederim. Hoş geldiniz Fikret Bey. Odanız hazır. Teşekkür ederim. Aa! Valizlerimiz birbirine karışmış. Bak kardeşim, elini ver bana. Gel kardeşim, neşeyi getirdim sana. Al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma. Sev kardeşim, canım feda yoluna. Tap kardeşim, tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı bırak her gün bu şarkımı söyle. Sevdikçe güler her çehre, mutluluklar bir olsun acı birlikte. Dünyaya geldik bir kere,
gün bu şarkımı söyle, sevdikçe güler her çehre. Mutluluklar bir olsun acı birlikte. Bak kardeşim, elini ver bana, gel kardeşim, neşeyi getirdim sana, al kardeşim, ye iç gül oyna. Sar kardeşim, kolunu boynuma, sev kardeşim, canım feda yoluna, tap kardeşim, tüm insanlara. Dünyaya geldik bir kere, kavgayı unut, her gün bu şarkımı söyle, sevdikçe güler her çehre. Mutluluklar bir olsun acı birlikte, dünyaya geldik bir kere. Kavgayı unut, her gün bu şarkımı söyle, sevdikçe güler her çehre. Amaçlar hep bir olsun, kalpler birlikte, dünyaya geldik bir kere. Sesi de kendi kadar güzel yol arkadaşım ve o da komşuma en derin hayranlıklarımla, Fikret Arda. Alo? Şimdi güzel çiçeğinizle karşılaştım. Çok naziksiniz. Teşekkür ederim. İzmir'e ilk defa mı geliyorsunuz? Evet. Burada kalacak mısınız daha? Otelle anlaşmam bitinceye kadar. Sonra da İstanbul'a döneceğim. Ne zaman? Bir hafta sonra. Çok az değil mi? Haklısınız. Böyle güzel bir şehrin zevkini çıkarmak için çok az. İzmir'de size arkadaşlık etmeme müsaade eder misiniz? Ben yarı İzmirli sayılırım. Babam Egelidir. Hatta Kuşadası'nda oturan bir babaannem var. Teşekkür ederim. Benim yüzümden işlerinizden geri kalmanızı istemem. Bu konuda hiç endişeniz olmasın. İşlerimi hallettim. Size rastlamak uğur getirdi bana. Resimlerimi sergileyeceğim galeriyle anlaşmamı yaptım. Hayırlı olsun. Serginizi ne zaman açıyorsunuz? Bir ay sonra. Ne yazık ki o zaman siz burada olmayacaksınız. Evet, maalesef. Geçen yılki serginizde en çok Yalnızlık isimli tablonuzu beğenmiştim. Fakat başkası satın almak için benden önce davranmıştı. Bilseydim onu size hediye ederdim. Teşekkür ederim. O eseriniz gerçekten çok güzeldi. Garip bir hüzün veriyordu insana. O tabloyu yaptığım sırada kendimi çok yalnız hissediyordum. Hala da öyle hissediyorum. Ama şimdi yalnız değilsiniz. Nişanlınız var. İstanbul'dan sizi arıyorlar efendim. Evet, teşekkür ederim. Bir dakika müsaade eder misiniz? Rica ederim. Alo? Sen misin Jale? Hayır, hayır, merak etme. İşler yolunda. Seni özlemek mi? Tabii, tabii özledim, hem de çok. Şu anda ne mi yapıyorum? Viski içiyorum, bir arkadaşımla beraber. Yakında döneceğim tabii. Babana hürmet ve selamlar. Güle güle Cale. Nişanlınız değil mi? Evet. Sizi İstanbul'dan arıyorlar efendim. Ah! Müsaadenizle. Alo? Teşekkür ederim Refik. İyiyim. Dün gece işe başladım. Çok memnunum. Elbette inanıyorum sana. Bana olan sevginden şüphe etmek aklıma bile gelmez. Şu anda mı? Bir arkadaşımla sohbet ediyorum. Bir hafta sonra görüşürüz. Güle güle Refik. Siz de mi nişanlısınız? Sözlüyüm. İstanbul'a dönünce evleneceğim. Onu seviyor musunuz? Bu bir aşk evlenmesi olmayacak. Benimki gibi desenize, mantık evlenmesi.
Refik iyi bir insandır. Beni çok seviyor. Üstelik zengin ve başarılı bir iş adamı. Evlenince sahneden ayrılacak. Evimin kadını olacağım. Jale de zengin bir ailenin tek kızı. Kültürlü ve güzel. Fakat bütün bunlar sizin ve benim mutlu olmamıza yeter. Neden yetmesin? Ya aşk? Aşkı gelecekse nikahtan sonra da gelir Fikret Bey. Susadım gülüşüne, hasretim gelişine. Susadım gülüşüne, hasretim gelişine. Rastlamadım eşine. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. Yeter yaktın acı gel, gel başımın tacı gel. Yeter yaktın acı gel, gel başımın tacı gel. Derdimin ilacı gel. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. Verdim bütün varımı, arttım saçlarımı. Duy da ah üzerimi. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. Kalbimde yerin o kadar derin, yaşlı gözlerim senin eserin. İzmir'e gelmişken babaanneme mutlaka uğramalıyım. Beni görünce sevinecektir. Çok mu sever sizi? Hayatta benden başka kimsesi yok. Öyle iyi bir insan ki. Tahmin ediyorum. Siz de gelmek istemez misiniz? Kuşadası'na mı? Evladım, aslanım benim. Allah'a şükürler olsun, seni dünya gözüyle bir kere daha görebildim. Canım babaanneciğim, sana bir misafir getirdim. Hoş geldin kızım. Hoş bulduk efendim. Buyurun. Oturun evladım. Aşk olsun sana. İnsan böyle habersiz gelir mi? Sana sürpriz yapmak istedim babaanneciğim. Aa, sevinçten yüreğime inecekti oğlum. Senin yaprak dolmanı, ıspanaklı böreğini çok özledim. Avcunu yala! Geleceğini haber verseydin, dolma da yerdim, börek de. Şimdi umduğunu değil, bulduğunu yersin. Haksız mıyım kızım? Çok haklısınız efendim. Gördün mü? Gelinim de benden yana çıktı.
Nişanlın çok güzel maşallah. Günsel Hanım nişanlım değil, arkadaşım babaanne. Ben de nişanlın zannederek sevinmiştim. Senin için hep böyle zarif ve güzel bir eş düşünürdüm. Yazık olmuş. Halbuki birbirinize ne kadar çok yakışıyorsunuz. Babaanne, yoldan geldiğimizi unuttun galiba. İkimiz de kurtlar gibi açız. Ben o kadar aç değilim efendim, bekleyebilirim. Yo, sen ona bakma babaanne. Nezaketen böyle konuşuyor. Merak etme yavrum. Bir saat sonra sevdiğin yemeklerin hepsi hazır olacak. Müsaade ederseniz ben size yardım edeyim. Hayır kızım, seni mutfağa sokmaya kıyamam. Buraya kadar gelmişken Fikret sana adamızın güzelliklerini göstersin. Gel Günsel, seni çocukluğumda gezdiğim yerlere götüreyim. Dışarısı serin olabilir. Şunu da yanına alıver kızım. Teşekkür ederim. Ama size balık çorbası yapacağım. Maalesef kalamayacağım. Neden? Hemen gidecek misiniz? Akşama Efes Oteli'nde programım var. Söylemeyi unuttum babaanne. Günsel Hanım ses sanatçısıdır. Ya, öyle mi? Buna çok memnun oldum. Müzikiyle uğraşanlara karşı benim derin sevgi ve saygım var. Rahmetli büyük babam bestekardı. Paşazade Ali Ekrem Bey. Rahmetlimin besteleri şu yaşlı dünyamın en değerli hazinesidir. İçlerinde en çok bu şarkıyı severim. Rahmetlim bana ufak bir kırgınlığında benim için bestelemişti. Bu son eseri barışmamızı sağladı. Onun aziz bir hatırası olarak bugüne kadar sakladım. Bu da rahmetlimin bana son hediyesiydi. Sizin olsun kızım. Omuzlarınızda bunu görmek bana zevk verecektir, inanın. Bu kadar kıymetli bir hatırayı imkanı yok kabul edemem efendim. Lütfen beni anlayın. Peki, o halde bunu kabul edin. Madem bir ses sanatkarısınız, bu eseri yaşatmanızı isterim. Hatırım içinde, şimdilik şalım omuzlarınızda kalsın. Beni ihya ettiniz. Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum efendim. Gelin yavrum, şarkıyı birlikte geçelim. Memnuniyetle efendim. Seni andım bu gece,
İnan sen herkesten başkasın. Seni andım bu gece, kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle. İnan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın, belki bana çok uzaktasın, belki de çok yakınsın. Şimdi derdiniz seninle. İnan sen herkesten başkasın. Şimdi derdiniz seninle. İnan sen herkesten başkasın. Hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse sevmeyecek. Seni benden, beni senden başka hiç kimse sevmeyecek. Bekle diyor ah kalbim, sen de bir gün elbet seversin. İki damlacık gözyaşın, birisi sen, biri odur. Şafak vakti veya bir gece, gelecek o sana gizlice. Söyleyecek yanan gözlerle, İnan sevmek işte budur. Sevmeyi bil, kederi sil. Korkma sakın, sakın yaşamaktan. Sevmeyi bil, kederi sil. Korkma sakın, sakın yaşamaktan. Anla kaçılmaz bu aşktan. Birlikte geçirdiğimiz bu günleri hiç unutmayacağım. Seni her zaman hatırlayacağım. Her anı güzeldi. Tıpkı tatlı bir rüya gibi. Ne yazık ki kısa sürdü. İzmir'de bu son sabahım. Geminin kalkmasına birkaç saat kaldı. Sakın beni uğurlamaya gelme. Burada ayrılalım. Thank you.
Söz vermiştik. Bir daha birbirimizi görmeyecektik. Affet. Ayrılamadım senden. Seni seviyorum. Sen de beni seviyorsun, değil mi? Lütfen bunu söyle bana, Günsel. Evet, seni seviyorum. Sevgilim, bizi o gün kader karşılaştırdı ve hiçbir güç ayıramaz. Evet. Fakat sonu yok bu aşkın. İkimizin de bir bekleyeni var. Varsın beklesinler. Aşkımız bizi ebediyen birbirimize bağlayacak. Refiye ne diyeceğim? Hakiki aşkı bulduğunu, beni sevdiğini. Bir insanı derhal silkip atmak o kadar kolay değil. Onunla konuşmalı ve kırmadan ayrılmalıyım. Ben de Jale ile konuşup ayrılacağım. Ya seni bırakmazsa? Ben onu bırakacağım. Bunu sen de yapacaksın, değil mi? Evet. Bir hafta sonra bugün Hilton Oteli'nin rufunda buluşuruz. Seni saat tam 12'de öğle yemeğine bekleyeceğim sevgilim. Geleceğim. Tuhafsın. Neyin var Allah aşkına? Ne düşünüyorsun? Günsel, neden bu kadar dalgınsın? Affedersin. Böyle derin derin ne düşünüyorsun? Maalesef, kızınızla evlenmekten vazgeçmek zorundayım. Sebep? Tamamen özel sebepler. Sormak hakkımdır. Neymiş bu özel sebepler? Lütfen açıklar mısın? Açıkçası, aramızda bir gönül bağı kurulamadı. Kızınızı sevemedim. Allah Allah! Benim kızım sevilmeyecek kız mı? Güzel, kültürlü, asil, üstelik de çok zengin. Aksini iddia etmiyorum efendim. Sana büyük imkanlar hazırlamıştım. Seni bu fabrikanın başına geçirecek, kendime ortak yapacaktım. Milyoner olmak fırsatını kaçırdığının farkında mısın? Benim para da pul da gözüm yok. Şu anda senin yerinde olmaya can atan çok genç var. Olabilir. Ben onlardan değilim. Biraz daha düşünsen. Yeteri kadar düşündüm. Kararım kesindir efendim. İyi ama ben şimdi kızıma ne söyleyeceğim? Ona mutluluklar dilediğimi. Artık sahneye paydos. Yakında bu köşkün hanımı olacaksın. Nişandan sonra hemen evlenir, şahane bir balayına çıkarak Avrupa'yı dolaşırız. Paris, Roma, Viyana, Napoli bizi bekliyor. Balayımızı nerede geçirmek istersin söyle. Özür dilerim Refik. Seninle evlenemeyeceğim. Anlayamadım bunu. Kararını değiştirmene sebep ne? Başkasını seviyorum. Başkasını mı? Kalbi başka bir erkeğe bağlı biriyle sen de evlenmek istemezsin zaten. Evlensek de mutlu olamayız ki. Haklısın. Fakat bu acı haber kötü bir sürpriz oldu benim için. İzmir'de mi doğdu bu aşk? Evet. Affet beni Refik. Sen çok iyi bir insansın.
Seni üzmek istemezdim. Üzülmedim desem yalan olur. Fakat önemli olan senin mutluluğun. Mutluluğuna. Seni tebrik ederim. İnsanı arkadan vurmakta çok mahirmişsin. Yanılıyorsun. Ben kimseyi arkadan vurmam. Bana tercih ettiğin kadın bu mu? Evet. Onu seviyorum. Başkasını seviyordun da ne diye benimle nişanlandın? O zaman daha onu tanımıyordum. Demek ne olduysa İzmir'de oldu. Kabahat benim. Seni oraya yalnız göndermeyecektim. Bundan sonra arkadaş olarak kalalım. İçki içer misin? Nefret ediyorum senden. Nefret ettiğin bir adamla evlenmediğin için memnun olmalısın. Ne hayaller kurmuş, neler düşünmüştüm. Babama senin için muazzam ve modern bir stüdyo yaptıracaktım. Seni yükseltecek, adını bütün dünyaya duyuracaktım. Oysa sen bütün bunları basit bir kadın uğruna feda ediyorsun. Basit değil. Harikulade bir insan o. Ne verebilir sana? Aşkı ve mutluluğu. Buna yoksulluk ve sefalet desen daha yerinde olur. Burada çürümeye, sürünmeye mahkum oldun. Seni kaderinle baş başa bırakıyorum. Buluşmamıza 4 gün kaldı anneciğim. Öyle heyecanlıyım ki. Yalnız içimde bir korku var. Ya gelmezse? Bana kalırsa sen Refik'i reddetmekle hata ettin. Bu zamanda onun gibi bir genç çok az bulunur. Yakışıklı, tahsilli, kibar ve çok iyi bir insan. Onun nesini beğenmedin anlayamadım. Üstelik büyük bir serveti var. Sen beni anlamak istemiyorsun anne. Ben yalnız seni büyütürken çektiğim sıkıntıları hatırlıyor, aynı sıkıntıları senin de çekmeni istemiyorum. Yoksulluk ateşten gömlek kızım. Paranın hayatta çok önemli bir yeri var. Bu yüzden senin Refik'le evlenmeni çok arzu ediyorum. İyi ama onu sevmiyorum ki. Ne çıkar? O seni seviyor ya. Zamanla alışır, sen de onu severdin. Hiç sanmıyorum. Layık olduğun rahat ve lüks hayatı sana ancak Refik temin edebilirdi. Bir ressam ne verebilir sana? Hiç kimsenin veremeyeceği şeyleri. Aşkı ve mutluluğu. Lastik patladı, müsaade ederseniz hemen değiştiririm, 5 dakika sürmez. Yok yok, bekleyecek vaktim yok.
İçelim sevgilim, aşkımızı. Seni çok bekledim sevgilim. Geleceğim sevgilim. Geleceğim. Kızım iyi olacak mı doktor bey? Bundan şüpheniz olmasın. Ameliyat başarılı geçti. Fakat ayağa kalkması biraz şüpheli. Lütfen bizimle daha açık konuşun doktor bey. Günsel'in durumunu bilmek istiyoruz. Bel kemiğindeki kırık neticesi omurilik tamamen yatay koptuğu için maalesef bundan sonra yürümesi imkansız. Hayır! Kızım daha çok genç, hayat dolu. Bunu duyarsa yaşayamaz, kahrolur. Kızınızın sıhhati düzelinceye kadar durumunu ona söylemeseniz çok iyi olur. Saklamanıza lüzum yok doktor. Acı da olsa gerçeği bilmeliyim. Kaderim ne olursa olsun. Her çeşit felakete göğüs gerecek kadar yürekliyimdir ben. Öyle değil mi anneciğim? Günsel Dolunay, İzmir'den döndükten sonra bize hiç uğramadı. Adresini öğrenebilir miyim? Adresi bizde yok. Onu nerede bulabilirim? Maalesef bilmiyorum. Biz de arıyoruz. Yeni iş tekliflerimiz var. Fakat bir türlü kendisini bulamıyoruz. Raporlarınla röntgen filmlerini Londra Kraliyet Hastanesi'ne göndermiş, fikirlerini sormuştum. Nihayet mektup geldi. Cevapları müspet. Orada yeni bir ameliyatla iyileşme ihtimali mevcut. Belki de tekrar yürüyebileceksin kızım. Bunun için çok para lazım. Parayı düşünme. Seni ayağa kaldırmak için icap ederse bütün servetimi veririm. Teşekkür ederim Refik. Çok iyisin. Fakat yardımını asla kabul edemem. Beni yanlış anlama lütfen. Karşılığında senden hiçbir şey beklemiyorum. Biliyorum. Fakat senden para alırsam sevdiğim erkeğin gözünden düşerim. Oysa ben her zaman onun aşkına layık olmak isterim. Sonra senin paranla iyileşip de bir başka erkeğe koşmamı sen de istemezsin. Peki Günsel, ısrar ederek seni daha fazla üzmek istemem. Bana ihtiyacın olduğu zaman lütfen çağır beni, hemen gelirim.
Teşekkür ederim Refik. Böyle kara bir günümde beni aradığın için çok memnun oldum. Allah'a ısmarladık. Güle güle. Sen çıldırdın mı kızım? Hiç böyle bir teklif reddedilir mi? Ömrünün sonuna kadar bu iskemleye bağlı mı kalmak istiyorsun? Kimseye muhtaç olmak istemiyorum anne. Kaderime tek başıma göğüs gereceğim. Kaderini sevdiğin adam değiştirdi. Ama seni hiç aramadı. Adresimi bilseydi arardı. Anne lütfen beni yalnız bırak. Ya öğrenir de ararsa? Ya gelir de beni bu halde görürse? Hayır, bilmemeli. En iyisi unutmalı beni. Kendimi unutturmalıyım onu. Buyurun. Günsel, sevgilim, neredesin? Seni aramadığım yer kalmadı. O gün niçin gelmedin? Ben de bunun sebebini bildirmek, sana veda etmek için telefon ediyorum. Yakında Refik'le evleneceğim. Hayır, olamaz. Sen benimsin, sevgilimsin. Hani söz vermiştik, yeminler etmiştik. Bütün kalbinle yalnız beni sevmiştin. Yalan mıydı bunların hepsi? Özür dilerim. Duygularımda yanılmışım. Sevmiyorum seni. Her şey bitti artık. Aramızda geçenleri unutmalıyız. Sana mutluluklar dilerim. Gülsel! Gülsel! Seni andım bu gece, kulaklarım çınlasın. Şimdi dargınız seninle, inan sen herkesten başkasın. Belki bana çok uzaktasın, belki bana çok yakınsın. Belki bana çok uzaktasın, belki de çok yakınsın. Şimdi dargınız seninle, İnan sen herkesten başkasın. Seni benim kadar hiç kimse sevmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Öyle bir bilmece ki bu aşk hiç kimse çözemeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Beni senden, seni benden başka hiç kimse bilmeyecek. Seni andım bu gece, kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Seni andım bu gece. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Kulakların çınlasın. Günsel Hanım'ın bu ay içinde emisyonu yok Fikret Bey. Önümüzdeki ay onu burada bulabilirsiniz. Onu şimdi görmek istiyorum. İkimiz için de çok önemli bu. Hayati bir mesele.
Lütfen bana yardım edin, adresini verin. Günsel Hanım yabancılarla görüşmekten pek hoşlanmaz beyefendi. Yabancı değilim ben. Hayatımı kendisine adamak istediğim bir yakınıyım. Ne bahasına olursa olsun adresini öğreneceğim. Zaman kaybettirmeyin bana. Pekala. Günsel Hanım'ın adresi şu. Etiler, Kaya Hatun Sokak, 12 numara. Teşekkür ederim. Çok teşekkür ederim. Alo? Evet, benim efendim. Aa, siz misiniz Natuk Bey? Buyurun. Anlayamadım. Kim dediniz? Fikret Arda. Çok ısrar edince adresinizi vermeye mecbur oldum. Ya, şimdi evinize geliyor sanırım. Kötü bir şey yapmadım ya Günsel Hanım. Haber verdiğiniz için teşekkür ederim. Üzülmeyin. Nasıl olsa beni bulacaktı. İyi günler. Ne oldu yavrum? Fikret anne, nihayet adresimi bulmuş. Bence sevinmelisin buna. Aranızdaki bu kahreden ayrılış son bulur artık. Hayır anne. Belki bir ümitle gelecek buraya. Ama giderken beni içinden silip atacak. Yapacağım bunu. Anlayamadım. Şimdi her şeyi anlayacaksın. Günsel Hanım'ı rica ediyorum. Ben annesiyim, buyurun, bir isteğiniz mi var? Kendisini görmem lazım, çok önemli efendim. Geleceğinizi önceden haber verseydiniz keşke, çünkü... Özür dilerim, onunla konuşmalıyım. Hoş geldin! Doğrusu beni şaşırttın! Ben de şaştım! Başka türlü düşünmüştüm karşılaşmamızı! Allah Allah! Seni nasıl karşılayacaktım yani? Kim bu bey sevgilim? Bahsetmiştim sana, ressam Fikret Arda! Hatırladım şimdi, bir viski alır mısınız? Hayır! Sizi rahatsız ettiğim için özür dilerim! Dur biraz! Buraya neden geldiğini söylemedim! Seni yalnız bulacağımı ümit etmiştim. Yalnızlıktan nefret ederim. Her zaman yanımda bir erkek olsun isterim. Unuttun mu? İzmir'de de sen vardın yanımda. Yanında değil. Kalbinde olduğumu sanmıştım. Çok duygulusun. Beni tanıyamadığın nasıl belli? Sadece vakit geçirdim senle. Halbuki sen her şeyi büyüttün. Çok safsın. Belki de körüm. Göremedim iç dünyanı. Büyüttüm gözümde seni. Sevilecek değil, tapılacak bir kadın gibiydin benim için. Birlikte doğmuştuk sanki. Birlikte ölecektik belki de. Günsel? Hı? Fikret Bey neler diyor Allah aşkına? Bir masal anlatıyor bize. Çocuklar bile gülebilir bu masala. Bana kızmadın değil mi? Saçmalama! Ciddiye almadığın ve sadece vakit geçirdiğin biri için sana kızabilir miyim hiç? Hatta kendisini nikahımıza davet etmeni istiyorum senden. Ne dersin buna? Nikahımıza gelir misin? Birbirinize iyice uymuş bir çiftsiniz. Çamura bulanmış düşüncelerinizle, geçici sevgilerinizle ikinize de mutluluklar dilerim. Mutluluğumuza sevgilim,
aşkımıza! Dönmeyeceğim. Hiçbir zaman dönmeyeceğim. Hiçbir zaman. Günsel! Günsel yavrum, sabır evladım. Artık sabrım kalmadı. Ölsem de kurtulsam. Sen kendini feda ettin yavrum. İstesen bu acın biterdi. Onun da hayatını zehirledim. Oysa ona mutluluk vermek istiyordum. Kaderin ne kadar kötüymüş yavrum. Dinle anne! Dinle! Hiç olmazsa onun kaderini değiştirmeliyim, bir yuvası olsun! Boy boy çocukları olsun, unutsun beni, unutsun! Yapacağım bunu! Yapacağım! Beni kabul ettiğiniz için teşekkür ederim. Doğrusu hiç beklemiyordum. Sizden Fikret hakkında konuşmak istiyorum. Fikret acı bir romandı benim için. Sayfalarını kapadım. Daha açık konuşun benimle. Onu hala seviyorsunuz değil mi? Evet. Saklayacak değilim. Seviyorum. Size ihtiyacı var şu anda. Yanında olmanızı istemeye geldim. Bizi ayıran sizdiniz. Ne hakla böyle bir şey isteyebilirsiniz benden? Aynı erkeği sevdik ikimiz de. Sevgi fedakarlık ister. Unutalım geçmişi. Ona dönün. Bıraktığınız yerden başlayın. Göreceksiniz. Mutlu olacaksınız. Ya siz? Beni yok bilin. Ölmüş bilin. İsterseniz adımı lanetle anın. Ama inanın ki son nefesimde bile saadetiniz için dua edeceğim. Çok zor. Çok zor ona dönebilmem. Yıkılmış gururumu tekrar ayaklar altında çiğnetemem. Sevgide gurur olmaz Jale. Sizi sevdi o. Benim yanımdayken bile sizi düşündü. Gözlerinde sizin hayalinizi görürdüm baktığım zaman. Ben sadece bir gönül eğlencesi oldum ona. Tatlı bir kaçamak. Beni hiç ciddiye almadı zaten. Sıradan bir kadındım, inanın bana. Yalan söylemeyi beceremiyorsunuz. Gözyaşlarınızda bile ölümsüz sevginiz saklı. Önceleri kızıyordum size. Ama şimdi tertemiz aşkınıza hürmet ediyorum. Ona anlatacağım durumu. Yok, asla! Bunu yaparsanız öldürürüm kendimi. Sırrımı muhafaza edeceksiniz değil mi? Yalvarırım, yemin edin! Tanrı adına yemin edin! Peki, üzülmeyin. Yemin ediyorum. Hakikati gizleyeceğim. Fikret'e döneceksiniz değil mi?
ona acılarını unutturup mutlu etmeye çalışacaksınız değil mi? Yalvarırım, sakat bir kadının hatırı için yapın bunu. Sakat değil. Tapılacak bir kadının hatırı için bunu yapacağım. Söz veriyorum. Neden geldin? Özledim seni. Sen hayatımdan bir parçasın. Bu ayrılık tahammül edilmez bir acı oldu bana. Geçmişi unutamaz mıyız? Ben değilim artık. Bir denesek, ne kaybederiz? Maziyi yaşanmamış kabul edebiliriz. Ben ettim ve sana döndüm. Bana acıdığın için mi? Seni sevdiğim için. İkinci bir yıkılışa sebep olmak istemiyorum. Kendimden korkuyorum. Korkunu silip atacaksın içinden. Benim sevdiğim erkek cesurdu, iradeliydi. Benliğine tekrar kavuşacağına eminim. Yeniden başlayacağız her şeye sevgilim. Neyin var Fikret? Olmuyor, yapamıyorum. Beni yalvarırım anlamaya çalış Ali. Zorlama kendini. Acelem yok benim. Bekleyeceğim. Bu senin için boşuna bir bekleyiş olacak. İçimde hala o yaşarken seni sevemem Ali. Affet beni. Anlıyorum. Daha fazla üzme kendini. Peki. Kapatalım bu hikayeyi burada. Ne yapmayı düşünüyorsun? Uzaklaşacağım buradan. Belki Kuşadası'na babaanneme giderim. Herhalde bir müddet orada istirahat etmem iyi olur. İyi bir insansın sen Jale. Yaptıkların için teşekkür ederim. Sakın kırılma bana. Beni hasta kabul et istersen. Bu hastalığın bir gün geçecek. Şimdi aramıza giren kadının büyüklüğünü iyice hissettim. Ne demek istiyorsun? Söyleyemem. Ama belki bir gün anlarsın ne demek istediğimi. Hadi canım, Allah'a ısmarladık. Thank you.
rahmetli babaanneniz son nefesinde bunu size vermemi vasiyet etmişti. Fikret'im, evladım, aslanım benim. Ne yazık ki bir daha seni göremeyeceğim. Sen buna inanmayacaksın ama ben hissediyorum. Sana bir vasiyetim var. Hani o gün bana getirdiğin bir misafir vardı. Günsel. Şalımı ona verirsen beni çok memnun edersin yavrum. Beni hatırlayıp şalımı omuzlarında taşıdığım müddetçe bilmiş olasın ki ruhum huzur içinde olacaktır. Bu portre bir şaheser. Bu defa büyük bir başarı kazanacaksın. Tebrik ederim. Satılık değil o. Neden? Bu resmi kendim için yaptım. O bir zamanlar benim sevgilim, her şeyimdi. Ama şimdi... Kötü hatıralar insanı yıpratır. Yerinde olsam bunu göz önünden kaldırır, satardım. Peki, götür sat onu. Ünlü sanatçımız Fikret Arda, şehir galerisinde yeni bir sergi açtı. Çok büyük bir ilgi gören sergide çoğunlukla sanatçının son eserleri yer alıyor. Bu eserlerde, özellikle şimdiye kadar denenmemiş bir renk armonisi dikkati çekiyor. Bilhassa Fikret Arda'nın şu eseri. Gel gel bak. Vazgeçtim. Geç kaldın dostum, biraz evvel onu sattım. Kime? Sakat bir kadına. Sakat bir kadına mı? Evet. O tabloyu mutlaka geri almalıyım. Kim bu sakat kadın, nerede oturuyor? Ne adını biliyorum, ne de adresini biliyorum dostum. Saçlarından baharı,
Hani kuşlar açmış, bin bir renkli çiçekler. Nasıl yakalamıştım saçlarından baharı, saçlarından baharı, saçlarından baharı. Buyurun. Affedersiniz Gülşen Hanım, bir ziyaretçiniz var. Kim? Fikret Arda. Buyursunlar. Emredersiniz. Hoş geldiniz. Hangi rüzgar attı sizi buraya Fikret Bey? Kuşadası'ndan esen bir rüzgar Günsel Hanım. Ah! Kuşadası mı? Babaanneniz nasıl? Artık yaşamıyor. Başınız sağ olsun. Çok üzüldüm. Babaannenizle bir anda sevmiştik birbirimizi. Bir anlık sevgiler çabuk unutuluyor Günsel Hanım. Babaannem bu paketin size verilmesini vasiyet etmiş. Ben de rahmetlinin vasiyetini yerine getirdim. Yaşadığım müddetçe hayatımın en değerli hatırası olarak kalacak bende. İyi rol yapıyorsunuz, tebrik ederim. Anlayamadım. Paraya delice tapan ve duygularını bu uğurda satan siz değil misiniz? Hele bir hafızanızı yoklayın. Belki geçmişteki günleri, verdiğiniz sözleri hatırlarsınız. Yarın tam bir yıl oluyor. 6 Ocak Çarşamba günü saat 12'de Hilton'da bir randevunuz vardı. Hatırlayamadınız mı Günsel Hanım? Hayır. Haklısınız. Para her şeyi unutturur insanı. Ama zamanında bana aşktan, mutluluktan, duygularınızdan bahsetmiştiniz. Etmiştiniz de size inanmıştım. Lütfen beni yalnız bırakır mısınız? Sizi yalnız bırakmak mı? Siz zaten yalnızsınız. Milyoner kocanız ve binlerce hayranınız ortasında yapayalnız kalmaya mahkum olmuşsunuz bir kere. Bunun için de size acıyorum. Acımak mı? Buna hakkınız yok. Kimse acıyamaz bana! Öyle mi? Karşındaki aynaya iyi bak! Bak bakalım, göz bebeklerinde Kuşadası var mı? Masmavi bir gök, dalgalar, güneş var mı? Bunlar olmadan sen nasıl mutlu olabilirsin? Defol git! Git! Git buradan! Gidiyorum! Ama bil ki senden nefret ediyorum! Bu nefret ömrüm boyunca sürecek! Geç kaldım dostum. Biraz evvel eserini sakat bir kadına sattım. Ayakları tutmayan sakat bir kadına. Sakat bir kadına! Hala ne duruyorsun? Git buradan! Fikret değil miydi? Gitti mi? Bir daha dönmeyecek mi? Neden bıraktın kızım onu? Niçin her şeyi anlatmadın? Bana acımasını istemiyorum.
Merhamet doğarken aşk ölür. Bizim aşkımız yaşamalı, ölmemeli. Yarın kaderim bana esirgediği o mutluluğu başıma kutlayacağım. Geçmiş yılın o mukaddes gününü hiç değilse hayal ederek yaşamalıyım. Anneciğim, senden bunu rica ediyorum. Yarın beni lütfen oraya götür. Niçin olanları sakladın benden? Affet! Üzmek istemedim seni! O gün sana koşarak geliyor, yukarıya bakıyordum. Çünkü sen gökyüzündeydin. Fakat şimdi sana koşamam. Artık yarım bir insan. Sevdiğim, taptığım kalbimin tek kadınısın.